Ey zindan arkadaşlarım, ikinizden biri efendisine şarap içirecek, diğerisi asılacak, kuş onun başından yiyecek. İşte hakkında fetva istediğiniz, fetva istemekte olduğunuz iş artık olup bitmiştir. İkisinden kurtulacağını sandığı kişiye dedi ki, efendinin katında beni hatırla. Fakat şeytan efendisini hatırlatmayı ona unutturdu. Yani aklına gelmiyor. Böyle daha nice yıllar Yusuf zindanda kaldı. 7 yıl kalmıştır mübarek. Maşallah. Aslanım benim. Aslanlar gibi yaptı. Hükümler diyor ki, ben rüyamda 7 besil inek görüyorum. Onlar 7 zayıf inek yiyor. Bir de 7 yeşil başak ve diğer ise kupkuru. Ey önde gelen bilginler, eğer rüya yorumluyorsan benim bu rüyamı çözüverin dedi diyor. Dediler ki, bunlar karma karışık düşlerdir. Biz böyle düşlerin yorumunu bilenler değiliz. Fakat şimdi açıklama geliyor Cenab-ı Allah'tan. O iki kişiden kurtulmuş olanın nice zaman sonra hatırladı, bakın lakaytlığa bak. Evet. Yani hapiste bir insan var mesela, bir ahlaksız kadının iftirasıyla 7 yıl yatıyor. Evet. Adam unutmuş, haberi bile yok. Evet. Yani bak, insanların bu devirde de öyle yani, insanlar ne kadar kolay yani bir insanı hapse atmak. İftira atmak ne kadar kolay. Evet. İki kişi bir araya geliyor, bitti. Yani. Ve ben bunun yorumunu size haber veririm. Hemen beni zindana gönderin dedi. Zindana gidip, Yusuf, ey doğru sözlü insan, 7 besil ineği, 7 zayıf ineğin yediği ve 7 yeşil başakla diğerler kuru olan rüya konusunda bize fetva ver. Umarım ki insanlar da senin söylediklerine dönerim. Belki onlar bunun anlamını öğrenmiş olurlar. Dedi ki, siz 7 yıl önceleri ektiğiniz gibi ekin ekin. Yediğinizin az bir kısmı dışında kalanını, biçtiklerinizi başarında bırakın. Sonra bunun arkasından kuraklığı, zorluğu 7 yıl verecektir. 2007. İnşallah. 2007. İşte Kur'an'da belirtilen Mehdi zamanında başlayacak olan ekonomik kriz bu. 7 yıllık. Bakın ben dedim, gidelim ki ekonomik kriz bir dahaki sene çözülür dediler. Çözülür. Evet. Yani. 2014'e kadar devam edecek dedim. Yok dediler, en fazla 6 ay dediler. 7 ay, 8 ay, 1 yıl. Sonunda IMF çıktı, dedi ki 2014'e kadar devam edecek dedi. Maşallah, evet. Maşallah. Ah canım ciğerim, kimden öğrendin? Evet. Bu metafizik bilgi bu. Bu teknik bir bilgi değil. Yani bunun hiçbir açıklaması yok. Niye 2013 değil? Niye 2012 değil? Ne var da 2014'te çözülüyor? Nereden öğrendin sen bunu? IMF'in kurulu, yetkili kurul açıklıyor. Çünkü bunun metafizik bilgi olduğunu biliyorlar. Evet. Türkiye'de ünlü sanayiciler açıkladı, dedim ki 2013 sonlarına doğru yavaş yavaş açılmaya, evet, başlayacak. Yani 2013'ün son aylarında. Çünkü 2014'e geçti. O sayılmaz aslında. Yani cılız bir gelişmeni 2013'ün sonlarına doğru açacak. 2014'te birden canlanma başlayacak dedi. Ve 7 yıl sürecek o da. Sonunda Mehdi'nin zuhuru var. İnşallah. Bakın aynısını altını çizerek söylüyorum. İnşallah. Yani bak, bir daha söylüyorum, ben Mehdi değilim. Verseler de Alman Mehdi'yim yani, idareci. Ben zaten beceremem de öyle şeyler yani. Ben evim olsun, kendi halime Kur'an okuyayım, kitap okuyayım, ibadetlerimi yapayım yani. Öyle benim ne haddime yani, öyle bir şeye zaten girmem. Böyle bir kimsenin öyle bir niyeti de olmasın. Yani 30 kere tekrar edeyim, 30'unu da kabul etmem yani inşallah. Hiçbir şekilde niyetim yok. Ayrıca yemin de ettim dedim yani, Mehdi'lik iddia edersem. Bana söylesinler. Ben hiçbir şekilde Mehdi'lik iddia etmeyeceğim ve yemin ediyorum dedim. Evet. Haramdır. Nasıl yapayım öyle bir şeyi? Ama İslam hakim olsun, Türkistan birliği olsun, ben de küçük bir evim olsun, bir yer olsun, kardeşlerime, Müslümanlara sarılayım, rahat yaşayayım. Maşallah. Gideyim Hazar Deniz'in kenarında, kardeşlerimizle şöyle bir ızgara yapalım. Fas'a, Tunus'a gidelim. Oralara bir denize ayağımı sokayım şöyle. İnşallah. Allah Allah. Benim suyla abdest alıp bir namaz kılayım. Ben bunu istiyorum yani, ben oturup yani bir yere gidip ben en büyüğüm, sizi idare edeyim, ben öyle bir şeyim yok yani, ben Allah'ın herhangi bir kuluyum, ben yani mazlum bir kuluyum, böyle bir iddiam olamaz.